Şarkı düşünsene böyle çıkıyor dalga. Yurdum insanı Özcan Özçelik komik olduğunu zannen stand up. Bak şunla şunla işte. Şey diyeceğim. Ben insanların sürekli böyle, Jurovs, Emre, Eray orada çiğ köfte yoğuracak. Bu şarkılara geldiğinde Ali dansını yapacak. Karşı tarafa geçiremeyip gülünmemesine çok şeyim ya, tiltim. Bir saniye hemen sana bırakalım istersen, sonrasında konuşuruz. Yok bunu yapamam. Kaç çiziyor şu anda? Kaşlar falan ne lan? Oha, 14.500. Hadi bakalım. Öncelikle sizi gördüğümü çok sevindim. Teşekkür ederim. Bu güzel insanların da burada bulunmasından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Senin hemen alalım göstereyim. Kadınlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu da cidden ayrı zor ha, böyle şey şimdi giderken, yani. Makyaj yaparak araba hani, kullanmaları. Güldürmeye çıkıyorsun, anladın mı? Hani ani bir fren. Adam seni konuk kaza, olarak arıyor. Sohbet tıkıyor, muhabbet hop, bir şey etmiyorsun. Direkt güldürmeye ya çıkmış hani. Cehenneme hoş geldin abla. Nasılsın? İyi de erken başladı mı şu an bu arada? Ablacığım yapacak bir şey yok. Ha, buralarda gülünmesi mi gerekiyor? Arkadaşlar mı? Espriler mi başladı? Bir saniye ya, çantamda güneş kremi mi olacak? İçerisi bayağı sıcak. Yazık lan. Oğlum çok kötü bir şey ya. Ona hazırım ben. Alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla? İçerisi 1000 derece. Koruyucu var bende. Koruyucu bir şey olmaz ayol. Her yerde böyle şeyler değil mi ablalar? Hazırlıklı da. Neyse uzatmayayım. Toparlayacağım. Toparlayacağım. Neyi toparlıyorsun abi? Abına koydun ortalığı. Böyle bir son bir baktı, kim gülüyor kim gülüyor. Baktı kimse gülmüyor. Neyse uzatmayacağım. Biz Türk erkeklerin çok zor bir iş şu an var ya, bütün modu da sıfır. Garip huyları var. Aa, o toparlayacağım muhabbeti buradan geliyor değil mi Mimi? Buçuk selpak mendil taşıyabiliriz. Sakal tıraşı olduktan sonra yüzümüzdeki kesikleri küçük küçük kağıtlar yapıştırırız. Nezle olduktan sonra tuvalet kağıdının rulosunu metrelerce kullanabiliriz. Kardan adamı biliyorsunuz değil mi? Bir sürü huylarımız var. Neyse toparlıyorum. Kardan başarılı troll ya. O kardan adam kendi halinde bir adamdır. Kardan adamı yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya. Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmaya hastayız. Uçan tekmeyle dönen var ya kardan adam. Ne oluyor ama ya? Oğlum kardeşim, dur bir dakika ya. Sen niye bulaşıyorsun? Zaten ama şu an bir dakika. Gülmeye çalışırken kendini kaybetmişteyiz. Ama şu an çok zaten zor durumda. Hani niye böyle oldu? Ooo. Özeti bu arkadaşlar. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Kapamayacağım lan, devam. Bir moral alkışı lazım ya şu an, aynen. Zaten bir gülme, bir moral alkışı lazım abi. Bunun yanına bir kardan kadın yap, bir kardan çocuk yap, bir aile sahibi yap bunları. Yazık, günah, niye uğraşıyorsun? Ama bak, abladan ya aldı siklesi bak bakıştan. Bunun alıp 1 santim aşağı takan var ya. Kardan adam böyle. Ya tavşan görse midesi bulanır yemin ediyorum. Bu ne ya, ben bunu yiyemem abicim ya. Ali sana bak. Abi yazık ya ama. Nasıl kurtaracağını düşünüyorum. Şu an çok üzüldüm lan adama. İşte bak, destek attı. Siktirişi gülmüyor. Kusura bakmayın, dağıldık. Abi ne dağıldın amına koyayım, millet yok. Millet orada akşam yapacağı yemeği düşünüyor amına koyayım. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya, ben bunu bilemiyorum. Bir moral alkış alabilir miyim? Toparlayabilir miyim müsaade? Abi toparla artık Allah'ın sana. Seyirci anlamamış, adam ince yapıyor. Şu an abi burada bir hani küçük bir bari bir gülme kahkaha falan olsa oradan belki adam şey yapacak. Çok siklese yani girdi şu an ya. Komedyenin ne yani bulunduğu durum çok kötü bir durum ya. Yapacak bir şey. Sahnesini. Toparlayabilir miyim müsaade ederseniz? Tabii ki. Bir gün eve geç geldim. Hanım kapıyı açtı. Saat kaç ulan Süpermen dedi. Komedyen diye de evet kendini şey yapmış. Arkadaşlar mı takıldık dedim. Gir bakayım içeri. Aşkım sen bana niye Süpermen diyorsun? Oğlum diyor, bu dünyada diyor Titan üstüne kilot giyen bir Süpermen var. Pantolon üstüne kilot giyen bir sen varsın. Gene bir çapkınlık yap. Aa, müzik daha neseydi işte orada direkt prodüksiyon neseyi. Ya uzatma hanım, geç yatalım ya. Neyse yattık. Abi belki de şov bu. Tıkırtıya uyandım, evde bak hiç ya böyle düşündünüz mü? Bir erkek olarak hemen belki de şov bu. Hatun, çünkü adam az önce ya güldürdü. Siz girdi, ne yapacağız kızım? Bak güldürmeyerek güldürdü adam. Hatun pozitif böyle yaptı. Camı aç gider o.
Sanki sinek kovuyor. Güzel kardeşim. Evet. Hırsız mı? Bak şimdi. Öldürecek adam şimdi. Geldiler nerede? Abi bir şey söyleyeceğim. Yani bu adamı amına koyayım dinlemediniz mi ya? Programa çıkarmadan önce. Ya bunu seçen buraya koyan arkadaş kahkahalara boğuldu da öyle mi izin verdiler? Yoksa ulan çıkartalım da konu olsun işte bak hepimiz izliyoruz. Hırsız adın ne? Mümkün değil yani anlatabildim mi? Resmen bilerek koymuşlar işte adam şey olsun diye rezil bak, olsun diye. Hanım oradan pozitif. Murat buzdolabının orada bir iki tur at. Bozuk paralı olacak. Al devam et hayatına dedi. Ben bunu kullanırım yalnız. Kötü espri yaptıktan sonra bir alkış alabilir miyim? Kadın fenalaştı. Bir saniye toparlıyorum. İşte Haydar abi ona söz verdik altınları. Sen daha yenisin. Of. Ayağın alıksın dedi. Ay. Ya ne olursa olsun ben böyle bir şeyler yapıyorum ya. Yani, tamam abicim komik değilsin falan tamam da. Üzülüyorum ya. Adam akşam nasıl yatmıştır kim bilir ne bileyim. Ay. Yani düşünsen çıkıyorsun 100 tane adam bakıyor yüzüne böyle bömbö. Çalabilir miyim? Tabii. Kadın duygulandı ama. Evet, konsantrasyon bozukluğu oldu. Ya at bırak Allah'ın çalışken. Konsantre toparlamaya çalışıyorlar. E bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum. Bir de bu. Abi bir Özcan abi kalp alabilir miyiz abi? Bir Özcan abi kalp alalım abi. Öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için. Moral alkış abi.